dosdoğru giden yola ilet bizi. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna. O aziz insanlarla kucak kucağa oldu. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Bunu bil ve rahat ol. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki Kur'an'daki İslam sevdaları, yani Kur'an müminleri merhaba. Ben Murat Yatağan Baba hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu yeni bölümümüzde ilk önce Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocamızın kendi sesinden Kamer suresinin mealini dinleyeceğiz. Daha sonra Kur'an'daki İslam kitabından tefsirinin bir bölümünü okuyacağız. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Saat yaklaştı, ay yarıldı. Bir mucize görseler yüz çeviriyorlar ve şöyle diyorlar: sürüp giden bir büyüdür bu. Yalanladılar, kendi heves ve kuruntularına uydular. Oysa ki her iş ve oluş karara, ölçüye ve düzene bağlanmıştır. Yemin olsun ki onlara haberlerden içinde ihtar, sakındırma ve tehdit bulunanı gelmiştir. Doruk noktaya çıkmış, isabeti tartışmasız bir hikmettir o. Ama uyarılar yarar sağlamıyor. O halde yüz çevir onlardan sen de. O çağırıcının alışılmadık, ürpertici şeye çağırdığı günde. Kaymış olarak gözleri çıkarlar kabirlerden. Sanki çekirgelerdir, çılgın mı çılgın? Boyunları büküktür çağıranın önünde. Derler ki o küfre saplananlar, çok zorlu bir gün bu. Onlardan önce Nuh kavmi yalanlamıştı. Yalanladılar kulumuzu ve mecnundur bu dediler. Ve durduruldu kulumuz. Bunun üzerine yakardı Rabbine, yenilgiye uğradım işte, yardım et diye. Biz de açtık gök kapılarını seller gibi akan bir su ile. Ve yardık, fışkırttık yeryüzünü pınar pınar. Sonunda kesin ölçülere bağlanmış bir oluş üzere birleşti sular. Ve taşıdık onu levhalar ve çivilerden oluşturulan şey üstünde. Akıp gidiyordu gözlerimizin önünde bir ödül olarak nankörlüğe uğratılan kişi için. Yeminle bildireyim ki biz onu bir ibret ve işaret olarak arkaya bıraktık. Yok mu araştırıp öğüt alacak? Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Ad da yalanlamıştı. Ama nasıl oldu azabım ve uyarılarım? Biz onların üzerine uğursuzluğu kesiksiz bir günde dondurucu, uğultulu bir kasırga gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Semud da uyarıları yalanlamıştı. Şöyle demişlerdi: İçimizden bir tek insana mı uyacağız? Vallahi böyle bir durumda biz sapıklık ve çılgınlık içine düşeriz. Aramızdan öğüt ona mı verildi? Hayır, o yalancı küstahın biridir. Yarın bilecekler kimmiş yalancı küstah. Bir imtihan aracı olarak kendilerine dişi deveyi göndereceğiz. Artık gözetle onları ve sabret. Suyun aralarında bölüştürüleceğini onlara bildir. Her su alış, içiş nöbetledir. İçilecek her miktar hazırlanmıştır. Arkadaşlarını çağırdılar, o da hançerini kapıp deveyi boğazladı. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Biz onlar üzerine bir tek ses gönderdik de,
ağılcının serptiği kuru ot gibi kırılıp ufalandılar. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları fırlatan bir rüzgar gönderdik. Sadece Lut'un ailesini seher vakti kurtarmıştık. Katımızdan bir nimet olarak. Şükredeni işte böyle ödüllendiririz biz. Andolsun Lut onları bizim yakalayışımız hakkında uyarmıştı da onlar uyarılarla ilgili olarak kuşkulanıp çekişmişlerdi. Yemin olsun Lut'un misafirlerinden nefislerini tatmin etmek istemişlerdi de onların gözlerini silme kör etmiştik. Hadi tadın azabımı ve uyarılarımı. Andolsun sabahleyin erkenden kararlı ve oturaklı bir azap yakaladı onları. Hadi tadın azabımı ve uyarılarımı. Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Andolsun Firavun hanedanına da uyarılar gelmişti. Ayetlerimizin tümünü yalanladılar da biz de onları onurlu ve güçlü birine yaraşır bir yakalayışla yakaladık. Sizin nankörleriniz ötekilerden hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraat, dokunulmazlık mı var? Yoksa biz yardımlaşan yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Hayır, buluşma zamanları kıyamet saatidir. Ne korkunç, ne acıdır o saat. Kuşkusuz günahkarlar şaşkınlık ve çılgınlık içindedir. O gün yüzleri üstüne ateşe sürüklenirler. Cehennemin dokunuşunu tadın bakalım. Silif kendini yoğurdu, seni kimlere doğurdu, seni doğuran ana, babilen mi yoğurdu? Yazar Yatağan Baba'nın bütün eserleri dizisinden çıkan 4. kitabı, Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgün'de ve de bütün eserleri dizisinden çıkan 5. kitabı, İçimdeki Polis Allah, Mersin'den Ethem Olgun'a gönderildi. İçimdeki Polis Allah kitabım tevhid mücadelesini anlatıyor. Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgün'de ise bugünlerde para yüzünden tepişen Fethullah Gülen cemaati ve AK Parti'nin İslam dini üzerindeki yaptıkları tahribatları anlatıyor. Bugün bunlar para yüzünden tepişiyorlar, fakat para ne olacak? Bunların çok büyük zarar verdiği değerlerimiz vardır. Hazreti Muhammed'i sürgüne gönderenlerden ikisi işte bu AK Parti ve Fethullah Gülen cemaatidir. Ayrıntıları bu Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgün'de kitabından okuyabilirsiniz. Kitaplarımız sadece internetten satılmaktadır. Bana cep telefonundan veya e-postamdan ulaşabilirsiniz. Kitaplar adresinize geldiğinde kapıda ödüyorsunuz. Kargo parasını da biz karşılıyoruz. Efendim, güne bakıştığımız ile devam ediyor. Bir aradan önce bahsettiğimiz gibi bugün konumuz güne bakışta. Konumuz Murat Yatağan Baba. Hoş geldiniz. Ben Mersin'e 2 defa gitmiştim. Birinde akrabamı ziyarete, birinde de 1974'e 3 tertiplerin askerlik tertip toplantısına. Kitaplarımı sipariş veren Ethem Olgun'la yüz yüze de tanıştık. 43 yaşıma geldiğim halde henüz bir silifke yoğurdu yiyemesem de Mersin'e selamlar. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında? Ayın yarılması Kur'an-ı Kerim'de ay yarıldı şeklinde verildiği için buna inanmak bir Müslüman için kaçınılmazdır. Mucizenin müteşabih yani sembolik kısmına gelince bu konuda ilk günden beri pek çok görüş ileri sürülmüştür.
genel çizgilerle bakarsak şunları görürüz. İbn Sina başta olmak üzere bazı filozoflar ve bilginler yarılma olayının ışığın bir bölünmesi olduğunu söylemişlerdir. Bazı bilginlere göre ise yarılma olayı Hazreti Peygamber'in insanların bakışlarına ilettiği bir görüntüden ibarettir. Ayın maddesel anlamda yarılması diye bir şey söz konusu değildir. Bu bilginlere göre konunun mucize yanı Hazreti Peygamber'in böyle bir görüntüyü vücuda getirmiş olmasından kaynaklanıyor. İmam Gazali, Muhyiddin İbn Arabi, Şah Veliullah Dehlevi, Müfessir Ömer Rıza Doğrul bu düşünceyi paylaşan bilginlerden bazılarıdır. Ayın yarılmasına ilişkin mucize haber bize göre insanoğlunun aya inişi ve oradan bazı ay taşlarını dünyaya getirmesiyle gerçekleşmiştir. İşte bu olay kıyametin yaklaşmış olduğuna da bir işarettir. Ay taşlarının aydan alınıp dünyaya getirilmesi ayın yarılmasının ta kendisidir. 17, 22, 32, 40. ayetlerin tefsirinden biraz okuyayım. Yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? 4 ayette aynı ifadeyle verilen bu ihtar, Kur'an'ı anlaşılmaz, mücmel kitap ilan edip halktan uzaklaştırarak rafa kaldıran anlayışlara ilahi bir tokat gibi inmektedir. Doğrusu şu ki, Kur'an herkesin nasibi ölçüsünde anlayacağı ve mutlaka okunması gereken bir kitaptır. Her okuyanın her şeyi anlaması şart değildir. Okuyup anlamaya çalışanlar çoğalacaktır ki daha iyi anlayanların sayısı artsın. Tanrı kelamını okumak, seviyeleri ne olursa olsun Tanrı'nın bütün kullarının hem hakkı hem de görebilir. Kur'an-ı Kerim'den herkes kendi bilgi, kültür seviyesince nasibini alır. Kendi kültür bilgi seviyesince. Ne demek bu? Siz uzay bilimleriyle hiçbir alakası olmayan kahvedeki Ahmet Ağa'ya git bu kara delikleri, ak delikleri oku diye derseniz o Müslüman zorlanır. Çünkü anlamaz. Kainatla ilgili ayetleri dayatırsanız anlamaz. Yerin altındaki suyla ilgili, coğrafya ile ilgili ayetleri dayatırsanız anlamaz. O ne biliyorsa, neyi anlıyorsa, neresini anlıyorsa Kur'an-ı Kerim'in orasını okuması lazım. Çünkü bir profesörle bir ayakkabı boyacısının kültür ve bilgi seviyesi aynı olmadığı için alacakları nasip de aynı değildir. İlahiyat profesörünün anlayabileceği ayetleri bana dayatırsanız ben okuyamam bu kitabı ve soğurum. Ama bu kitapta benim de, senin de, onun da, yüksek tahsilisinin de, ilkokul mezununun da anlayabileceği yerler var. İşte herkes o anlayabildiği yerleri okuyacak. Ramazan ayı boyunca programlarımızın güzelliklere vesile olması, bilgilenmeniz, takip etmeniz umuduyla bütün Kur'an müminlerinin Ramazan'ını kutluyorum. Umarım 8 ay aradan sonra yeniden yayınlamaya başladığımız Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiri programımız yeniden kesilmez. Sizler de bu işin bir yerinden tutarsınız. Allah'ın izniyle şu programı devam ettirelim, bitirelim. Çünkü ben bunu bitiremezsem başkası bitiremez. Yaşar Nuri Öztürk'ün kendisi de bitiremez. Zaten geçen ay programlarından bir tanesinde dedi, ya dedi bu Kur'an tefsirine kaç tane kanalda yıllardan beri kaç defa başladık ama bitiremedik. Ne zaman bitecek çok merak ediyorum diyor. Hangi kanala nasip olacak çok merak ediyorum. Başladı Sokak TV'de, bitiremez. İzmir'den Sky TV'den devam ediyormuş. Onda ne kadar gidebileceği şüpheli. Onun için bu işi internet alemine meal tefsir olarak ben kazandırabilirim. Süreyya Yarışık abimize Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Onun boşluğunu yeni yeni Kur'an müminlerinin doldurmasını umuyorum. Bu şekilde hem Süreyya abimizin yaktığı bu ateş sönmemiş, devam etmiş olacak ve binlerce yeni nesilden Müslüman bu Kur'an'daki İslam'ı öğrenmiş olacak. Oh, 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 oh
saat yaklaştı, ay yarıldı. Bir mucize görseler yüz çeviriyorlar ve şöyle diyorlar: sürüp giden bir büyüdür bu. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?